Canlı yayınlarımıza chat ekliyoruz. Fakat chat artık çok standart bir şekilde sağ veya sol alt köşede aşağıdan yukarı doğru akacak bir biçimde duruyor. Fakat siz biraz farklılık istiyorsanız Streamlabs üzerinden tamamen ücretsiz olarak chat'inizi kayan bir yazı şeklinde ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu videoda sizlerle birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Fakat öncesinde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Stream nepsimizi açtık. Stream hepsimizi açtığımızda gördüğünüz gibi sol tarafta direkt olarak bizleri chatbox karşılıyor. Chatbox'a giriş sağlıyoruz. Fakat gördüğünüz gibi burada standart temalar bulunuyor. Bu standart temaların dışına çıkmak istiyoruz ve bunun için ne yapıyoruz? Şöyle en aşağıya iniyoruz. En aşağıya indiğimizde enable custom html and css diye bir bölüm var. Burayı etkin hale getiriyoruz. Daha sonrasında burada kodlar açılıyor. Yani buraya bir kod yazarak kendi özel tasarımımızı oluşturabiliyoruz. Şimdi ben de buraya ekleyeceğim kodları açıklama kısmına ekliyor olacağım. Siz de oradan benim şimdi yaptığım gibi direkt olarak kopyalayarak yapabilirsiniz. Öncelikle şöyle ben bir metin dosyasına kodlarımı açtım. Ekranımı ikiye böldüm ki kolay bir şekilde gerçekleştireyim. Gördüğünüz gibi kod bölümünde HTML, CSS ve CS diye 3 adet bölüm var. İlk önce HTML bölümüne geliyorum ve size eklemiş olduğum kodlarda da HTML bölümündeki kodu şu şekilde kopyalıyorum. Daha sonrasında buraya tıklıyorum. Ctrl A yapıp hepsini seçip Ctrl V deyip buradan kopyaladığım kodları yapıştırıyorum. Sonrasında CSS bölümüne geliyorum. Ve aynı şekilde kodların arasında CSS başlığıyla başlayan bölümü şu şekilde alıyorum. Ve kopyalıyorum. Buraya yine geliyorum Ctrl A deyip hepsini seçiyorum. Ctrl V deyip buradaki kodları yapıştırıyorum. Daha sonrasında JS bölümüne geliyorum. JS bölümünde bulunan kodları da şu şekilde alıyorum. Ctrl C diyorum. Streamlabs'e geliyorum. Ctrl A deyip hepsini seçip Ctrl V ile yapıştırıyorum. Daha sonrasında ayarları kaydet diyorum. Şöyle yukarı geldiğimde gördüğünüz gibi chatim yana doğru akıyor. Yani ben artık chatimi eklediğimde kayan yazı şeklinde çete gidecek. Fakat burada gördüğünüz gibi çok fazla yazı geldiğinde bir üst satıra atıyor. Bir üst satıra atmasını da engellemek için ne yapacağımızı birazdan göreceğiz. Fakat öncesinde kodlarla işimiz bittiği için kodları kaldırıyorum. Bu ekranı büyütüyorum. Siz tabi buradaki yazı tipini kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Bunun için yine aşağı açıklama kısmına bıraktığım Google Fonts adresine gidiyorsunuz. Burada kendinize uygun bir fontu buluyorsunuz. Fakat ben biraz deneme yaptığımda bütün fontları algılamadı. Eğer aramızda yazılımcı bir arkadaş varsa ve bu konuda bizi bilgilendirirse yorumlar kısmında yorumunu sabitleyeceğim ve çok mutlu olurum. Çünkü bütün fontları kullanamıyorum. Ben buradaki bütün fontları kullanmak istiyorum şimdi gelelim mesela şöyle indik mesela benim kullandığım fonta geliyorum ben Anton fontunu beğenmiştim buradan Anton'un üzerinde geliyorum Şu Anton yazısını kopyalıyorum Streamlabs'e geliyorum kodlar bölümüne gelip CSS bölümüne geliyorum. Şöyle kodların en üstünden şöyle aşağıya doğru indiğimde gördüğünüz gibi burada font Helvetica, Neo, Helvetica, hal, Arial, Sans Şerif diye bölümler bulunuyor. Ben bunların hepsini demin kopyaladığım Anton yazısını yapıştırıyorum. Bu şekilde üçüne de Anton yazısını yapıştırıp Save Settings dediğimde gördüğünüz gibi fontum değişmiş oldu. Yani siz de burada kod arasında farklı Google Fonts isimlerini girerek fontlarınızı değiştirebilirsiniz. Fakat dediğim gibi bazı fontları algılamıyor. Bunun bir sebebi varsa ve yazılımcı arkadaşlar biliyorsa mutlaka bilgilendirsin. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Bunu OBS'imize eklememiz gerekiyor. Hemen OBS'imi açıyorum. Öncelikle ne yapıyorum? Widget URL bölümünden chatbox'ımın URL'sini kopyalıyorum. OBS'ime geliyorum. Kaynaklar bölümüne sağ tıklayıp ekle diyorum. Tarayıcı diyorum. Buraya chat diyorum tamam diyorum. Ve daha sonra almış olduğum URL'yi bağlantı adresi bölümüne yapıştırıyorum. Daha sonrasında benim kanvasım 2560'a 1440 olduğu için ben 2560'a 1440 seçiyorum. Çünkü ben Chat'im yana doğru akacağı için bunun bir ayarlamasını yapacağım. Bu nedenle full ekran olarak ayarlıyorum. Şimdi detaylı ayarlarını da birlikte yapıyor olacağız zaten. Şimdi sizlere daha iyi gösterebilmek için liste dışı bir yayın açtım. Gördüğünüz gibi şimdi hızlıca şöyle çetime yazıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çetim iki satır halinde geldi ve bu da tabii ki de istediğimiz şey değil. Bunun için ne yapıyoruz? Çete tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı bir şekilde etrafı seçildi. Ben tekrar tam yerini bulmak için tekrar hızlıca yazıyorum. Yazdıktan sonra alt tuşuna basılı tutarak şöyle indiriyorum. Ve gördüğünüz gibi ikinci satırı kaldırmış oldum. Ve ne oldu? Artık chatim tek sıra halinde alt tarafta akıyor olacak. Ve bu da hem görsel olarak hem de estetik olarak biraz daha güzel durduğunu ben düşünüyorum. Da şöyle biraz yukarı kaldıralım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bence çok okey. Tabi siz bunu daha sonrasında büyültüp küçülterek ekranınıza göre ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz. Ne oluyor? Bu sayede hem görsel olarak daha tatlı bir chatiniz oluyor. Hem de standart yayıncıların tümünden bir tık daha ayrılmış oluyorsunuz daha tarz, daha şekil bir yayınınız oluyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu şekilde işlerinizi kolaylaştıracak ve yayınlarınızda fark yaratabileceğiniz ufak tefek bilgileri sizlerle paylaşmamı isterseniz yorum olarak belirtmeyi lütfen unutmayınız. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.